Arkadaşlar selamlar. Bugünkü konu başlığım aslında İstanbul'da son günlerde büyük tartışmalara yol açan kiralık daire fiyatları, hatta kiralık daire bulunamamasıyla ilgili yapılan tartışmalar. Çünkü gerçekten son zamanlarda, son 6 aydır, 1 yıldır insanlar, İstanbul'da yaşayanlar, İstanbul'da yeni göç etmiş olanlar, evlerinden taşınmak zorunda kalanlar kiralık daire bulma konusunda hayli güç anlar yaşıyorlar. Gerçekten günlerini, haftalarını, aylarını, hatta aylarını kiralık daire arayarak geçirenler söz konusu, sektörün önde gelen temsilcilerinin aktardıkları bilgiler doğrultusunda. Peki neden kiralık daire bulunamıyor? Öncelikli olarak bundan bahsedelim. Bunun aslında 3-4 ana başlığı var sektörün önde gelen temsilcilerine göre. Bunlardan bir tanesi Anadolu ve Avrupa yakasında kısa bir süre içerisinde aynı anda 7-8 bin tane bina kentsel dönüşüme girdi. Ve bu binalarda kalan vatandaşlar peyderpey muhtelif zamanlarda başka noktalara taşınmak zorunda kaldılar. Ve bu yüzden de kiralık daire arayışına girdiler. Bununla birlikte pandemi döneminde hatırlanacağı üzere tabii ki başta üniversite öğrencileri olmak üzere İstanbul'dan göç edenler vardı. Hali hazırda kiralık dairede oturup da pandemi nedeniyle okulların kapanmasıyla birlikte memleketlerine giden öğrenciler vardı. Şimdi onlar geri dönmeye başladılar. Üniversiteler açıldı ve şu anda birçok üniversite öğrencisi yine kiralık daire aramak zorunda kaldılar. Ve son olarak da yine çok küçük bir etkisi olsa da tabi pandemide ertelenen evlilikler bugünlere sıkıştırıldı ve bu yüzden de yeni ev arayışında bulunan çiftler söz konusu. Bu yüzden de az önce belirttiğim gibi bir yandan kiralık daire bulmak konusunda insanlar gerçekten sıkıntılı bir süreç yaşarken bulanlar da fahiş oranlardan, fahiş fiyatlardan maalesef bu evlere yerleşmek zorunda kalıyorlar. Öyle ki 2+1'in, 1+1'in fiyatları neredeyse 2 katına, 3 katına çıkmış durumda. %150, %200'e varan zamlar yapılıyor. Maalesef bugünlerde ev sahipleri ve emlakçılar tarafından tabii talep çok fazla olunca, arz az olunca böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Peki bu sorun nasıl çözülecek? Tabii bu sorunun nasıl çözüleceğini önümüzdeki günlerde özellikle yeni yapılacak binalarla birlikte göreceğiz aslında. Çünkü yeni yapılacak binalarla birlikte yeniden yeni daireler piyasaya girmiş olacak ve bu şekilde bir nebze de olsa kiralık daire kıtlığının önüne geçilmesi hedefleniyor. Benim bugünkü konu başlığım İstanbul'daki kiralık dairelerle ilgili. Tabii fahiş fiyatlardan bahsediyoruz. 2 katına, 3 katına çıktı diyoruz. Tabii İstanbul'da Türkiye'nin, hatta dünyanın önde gelen şehirlerinden bir tanesi. 20 milyona yakın insan yaşıyor. Ekonominin, sanayinin kalbinin attığı bir nokta burası ve bu yüzden de tabii ki lüks denince Türkiye'de ilk akla gelen şehir İstanbul oluyor ki özellikle bir Boğaz bölgesinde özellikle bir evde yaşayabilmek gerçekten çoğunluk açısından hayal. Tabii ki ultra lüks dairelerin, A-plus dairelerin bulunduğu noktalar söz konusu. Ben de tabii ki fahiş fiyatlardan açılmışken konu İstanbul'un en pahalı kiralık daireleri, villaları, evlerini biraz araştırma gereksinimi hissettim. Çünkü gerçekten insanların hayallerini süsleyen o evlerin kiralık fiyatları nelerdir? Gerçek değerlerin ötesinde neredeyse bir kişinin maaşına eşit oranda sayılabilecek aidatların ödendiği ultra lüks dairelerden bahsediyoruz. Şimdi sırasıyla sizlere onlardan birkaç tanesini göstereceğim. İnternette çok kısa sürede malum biliyorsunuz bu tarz internet siteleri var ve bu internet sitelerinden önüme ilk çıkan sayfalarda rastgele seçtiğim birkaç tane villa tipini, daireyi sizlere göstereceğim. Bakalım ne kadarmış fiyatları, kiralık fiyatları, bu noktaları kiralamanın bedeli neymiş, hep birlikte görelim isterseniz. Şimdi ilk olarak hemen ilk sekmemi açıyorum. Karşıma bakalım. Evet, karşıma Nişantaşı'nda bir yer çıktı. Nişantaşı merkezde özel tasarım 5+1 daire. 5+1 kiralık daire diyor. 16 ile 20
yaş aralığında bir bina, eski bir bina sayılabilir ama tabii ki 99'dan önce yapılmamış, 99 sonrası depreme dayanıklı bir bina olarak tahmin ediyorum. 350 metrekarelik bir alanı söz konusu. Fiyatı ne peki? Fiyatı 125 bin lira. Evet, yanlış duymadınız. Nişantaşı'nda İstanbul'un en lüks semtlerinden bir tanesi ve en pahalı semtlerinden bir tanesi biliyorsunuz. Gerçekten içine, odalarına baktığımızda da o lüksü içerisinde barındırdığını hissediyorsunuz. Açıklamasına gelelim. Özel tasarım olduğu söyleniyor. Çok da fazla bir bilgi verilmemiş. 5 tane banyosu var diyor. İkinci kattaymış. Bu şekilde. Bir diğerine geçelim. Evet, Maslak'ta bir gökdelende. Yine 5 artı 1 750 metrekarelik bir evden, daireden bahsediyoruz. Eşyalı eşyasız da verilebiliyormuş. Kiralık bedeli 100 bin lira. Ve 5 artı 1. Binanın yaşı 4. 4 yaşında bir bina. 6 tane banyosu varmış. Ama manzarası muhteşem. İçerisinde havuzu var. Gerçekten muhteşem bir manzaraya sahip. Ve iç dizaynı da aynı şekilde etkileyici bir görüntüye sahip. Sonra tabii ki yalı. Birçok kişinin hayalinde yaşamak istediği noktaların başında tabii ki yalılar geliyor. Çok da fazla kişinin bu tabii ki isteğe, arzuya belki de hayatı boyunca kavuşamayacağı bir ev tipinden bahsediyoruz. Boğaz'a nazır, Nail Sultan Korusu içerisinde dubleks bir yerden bahsediyoruz. 320 metrekareymiş. 85 bin liralık bir kiralama bedeli söz konusu. Bahçe katı diyor. 31 yaşındaymış bina. Nail Sultan sitesi içerisinde. Çok özür diliyorum. Yalı değil, site. Siteymiş burası. Bir diğeri, evet, benim en çok hoşuma giden manzarası açısından en çok hoşuma giden bir diğer evse Bebek'te. Yine İstanbul'un en lüks semtlerinden bir tanesi. 80 bin liralık kiralama bedeli söz konusu. 300 metrekare, 5, 3,5 oda sayısı 3,5 artı 1 demiş. Bina yaşı 31, bulunduğu kat 2. Merkezi ısıtma sistemi, ama manzarasına bakın arkadaşlar. Yani şömineli tabii ki. Evet, gerçekten manzarasına baktığınızda 80 bin liraya değecek bir evden bahsediyoruz. İçi komple yenilenmiş. Geniş mutfak, yemek odası bölümü, yardımcı odası bölümü, şömineli misafir tuvaleti, giyinme odası ve ebeveyn banyosu, iki girişliymiş vesaire. Sonra buraya geçelim şimdilik. Florya'da kiralık 2 dönüm muhteşem müstakil havuzlu villa. 170 bin liralık kiralama ücreti var. Burası işte o tipik ultra lüks villalardan bir tanesi. 2 dönüm üzerinde bu villayı komple kiralayabiliyorsunuz. Havuzlu bir, açık havuzu var. Ve gerçekten filmlerde gördüğümüz, hatta bir film çekim alanına dönüştürülebilecek gayet güzel, şık bir villadan bahsediyoruz. 170 bin lira olduğunu söylemiştim. 2000 metrekare, yani 2 dönüm üzerine. Onun üzerinde odası varmış. 13 odalı, 4 salon, 12 banyo, 5 mutfak. Fazla da söze gerek yok sanırım. Evet, sonra devam edelim. Yine Bebek'te çok fazla fotoğrafına yer verilmemiş. 140 bin lira. Tek kat 750 metrekare demiş. Arifi Paşa da. Ama bir tane içeriden fotoğraf paylaşılmış. Orada da zaten gerçekten tüm bu. Evet, Bebek'teki 750 metrekarelik kiralık dairenin iç dizayna baktığınızda zaten gerçekten anlatıyor aslında daire kendisini. Yine balkon kısmı ya da teras kısmı, artık tam buradan anlaşılmıyor ama gerçekten İstanbul Boğazı ayaklarınızın altında. Aidat belirtilmemiş demiş. Sonra yine Bebek'te benzer yerler var. Bebek Arifi Paşa Korusu'nda panoramik manzaralı kiralık daire demiş. 140 bin lira. Evet, iç dizaynı bunun da. Az önceki yer. Az önceki yerin. Daha başka açılardan çekilmiş halleri.
Aklımdayken unuttuğum bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şimdi bunların çoğunda aidat belirtilmemişti. Yalnızca bir tanesinde aidat belirtilmiş. Nail'e Sultan Korusu dubleks dediğim özel daire. 85 bin liralık olan Beşiktaş'ta, Kuruçeşme'de. 85 bin lira kiralık daire, 6 bin lira da aidatı varmış arkadaşlar. Yani şu anda orta gelirli bir kişinin aylık maaşına denk sayılabilecek bir aidat ödeniyor bu özel kiralık daireye. Ve tabii ki son kapanışta şöyle yapmak istiyorum. Şimdiye kadar size en lüks, en ultra kiralık noktaları, evleri, daireleri, villaları gösterdim. Bir de tabii ki İstanbul'un bir diğer yüzü söz konusu en ucuz kiralık dairelerden bir tanesini göstermek istiyorum sizlere. 900 lira kiralık kiralama bedeli var. İstanbul Esenler'de, Namık Kemal Mahallesi'ndeymiş burası. Bodrum katı arkadaşlar, tabii haliyle bodrum katı olunca penceresi de neredeyse hiç yok. Havalandırması yani bekara gidebilecek bir kiralık daire olarak dikkat çekiyor. 50 metrekarelik bir alanı var zaten. 1 artı 1'miş. Bir de tabii ki böyle hayatlar var. Yani banyo, tuvalet bir, ısıtma yoktur demiş. Metroya da 5 dakika yürüme mesafesinde demiş. Evet, bu tarz evin, bir evin 1 artı 1